Adalet ve Kalkınma Partisi'nde anlaşılan daha çok kişi konuşacak. En azından birkaç gündür bu kopan fırtına buna işaret ediyor. Şimdi Erdoğan Bayraktar konuştu. Cemil Çiçek yanıt verdi. Şimdi Ahmet Taş getirene, Karar Gazetesi yazarına da ismini vermeden AKP'li bir isim konuşuyor. Diyor ki yolsuzlukların neden üstüne gidilmiyor diye soruyor Ahmet Taş getiren. Çünkü araştırılınca ucunun nereye çıkacağı bilinmiyor. Ya da bilindiği için üzerine gidilmiyor şeklinde bir yanıt alıyor. Şimdi bu konuşmalar artacak mı? Siz geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi'nde görev almış biri olarak bu konuşmalar, yapılan açıklamalar bir parti adına nasıl bir havayı ortaya koyar? Aslında ne yaşandığını gösterir bizlere. Şunu ifade edeyim. Evet, bu sürecin baştan sonra orada takibinde bizler de vardık. Sayın Erdoğan aslında soruşturma komisyonunun kurulmasına izin verdi ve onun talimatıyla da izniyle de bu kuruldu. Sayın Ahmet Davutoğlu da baştan beri, yani daha sonra başbakan olduktan sonra bu dosyaların Yüce Divan'a gitmesi gerektiğini, bir aklanma olacaksa orada mahkeme huzurunda olması gerektiğini, yok bir suç varsa da mahkeme huzurunda bir yargılama sonucunda bunların tespit edilmesi gerektiğini değişik seferlerde ifade etmişlerdi. Hatta bir seferinde bu bakanlar Sayın Başbakan'a tamam da biz buradayız ama falanca bakan niye burada yok, fişmanca bakan niye burada yok diyerek Sayın Başbakan'a gözdağı vermeye kalktıklarında, eğer onlarla alakalı da bir iddia olursa hiç kimsenin gözünün yaşına bakmam ve onlarla ilgili sürecin devam etmesini sağlarım demiştim. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı da başlangıçta bu görüşteyken biraz önce ifade ettiğim bu üstü kapalı tehditleri o gece gidip Sayın Cumhurbaşkanı'na da ifade ettiler. Yani biz buradaysak şu bakan niye, nerede diye söylediler. Hatta bir adım sonrasında ifade ettiler. Dediler ki tamam da burada asıl hedef biz değil, sizlersiniz. Bu işin ucu gelir sağa sola size dokunur diye söylediler. İşte son gece Sayın Cumhurbaşkanı'nın fikir değiştirmesi bu örtülü tehditten kaynaklanmıştır. Sayın Ahmet Taş getiren de aslında benzer yazıları ifade ediyor bugünler. Bu benzer endişeleri söylüyor. Neden yolsuzlukların üzerine gidilmiyor? Bir suç ortaklığı mı var? Yani en sık ortaklık suç ortaklığının olduğunu ifade ederler. Biz bu aslında bu durumu 2015'te görmüştük Sayın Coşkun. Yani AK Parti'nin başına geçtiğimizde ben genel başkan yardımcısı olmuştum. Sayın Davutoğlu da genel başkandı. Ve biz orada yönetimi devraldığımızda AK Parti'nin aslında kurucu değerlerden uzaklaştığını ve bir başka bir AK Parti'ye evrildiğini gördük ve restorasyon süreci de bir süreç başlattık. Tam da bunları ifade ediyor aslında. Bu süreçlere denk geliyor. Burada siyasetçinin ahlaklı olması için siyasi ahlak yasasını imzalayan, hazırlayan Ayhan Seferüstün'dür. Hala bugün mecliste raflarda durur. Komisyon, Anayasa Komisyonu'ndan geçti bu yasa. Meclis Genel Kurulu'na geldiği akşam maalesef Sayın Cumhurbaşkanı'nın müdahalesiyle bu yasa geçmedi. Hatırlarsınız, yani ilçe başkanı dahi bulamazsınız sözü, evet, bu yasanın çıkacağı günlerde ortaya çıkmıştı. Yine yolsuzlukları önleme yasası, bunun adına şeffaflık yasası koymuştuk. Biraz böyle cafcaflı isimler konur yasalara. İşte iktidarda olanların aslında tırnak içerisinde o zamanki arkadaşlarımızın yolsuzluk yapmaması için yolsuzlukları önleme yasası hazırladık. Ve bir başka önemli yasa, bakın, imar yasası. Hep söylerim, en büyük yolsuzluk rant imarda gelir. İşte imar değişiklikleri, Sayın Bayraktar'ın da görevi kötüye kullandığı suçunu olduğu iddia edilen dosyalar da aslında buna matuftur. Yani biliyorsunuz belediyelerdeki imar değişikliği yetkililerinin bir kısmı merkeze alındı. Bayındırlık Bakanlığı'na alınmıştı o günkü tabiri. Şimdi Şehircilik Bakanlığı'dır onun ismi. Siz bir bölgeyi, bir adayı 5 kattan 25 kata çıkarabilirsiniz. İşte bu tür olaylar olmuştur o günlerde.
tapelere takılanlar da bunlardır. Biz de bu tür olayları önlemek için imar yasası düzenledik ve meclise sevk ettik. Orada işte partinin büyüklüğü falan filan değil. Nedir o? Şehirde ulaşacak imar rantları 5 kişiye mi dağıtılacak? Yoksa şehirde yaşayan vatandaşlar arasında eşit dağıtılacak? Bunu paylaştıran bir yasaydı. Peki. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı ve ekibiyle ters düşmeye başladığımız olay da bakanların Yüce Divan'a sevk edilmesi konusuydu. Tam oraya geleceğim Sayın Üstün. Bir ek yapayım Sayın Erdinç'e dönmeden önce. Araya bir soru sıkıştırmam gerekiyor. Şimdi Sayın Selçuk Özdağ ilk kez haber masasında anlattı. O dönem 3 bakanla ilgili gidin Yüce Divan'da aklanın dediğini ifade etti Sayın Davutoğlu'nun o dönemde. O 3 bakanın da eğer gitmemizi istiyorsanız biz üstümüzdekilerin ismini de verelim o zaman diyerek üstü kapalı bu şekilde göndermeler, atıflar yaptığını beyan etti Selçuk Özdağ. Bu tip konuşmalar olduğunu söyledi. Siz nelere tanık oldunuz o dönemde? Sayın Davutoğlu'na bu tür laflar etti ama bakanlar o konu hiç kale almadı. Ve yani o bakanlarla alakalı da bir şey gelirse gereğini yaparım. Tereddüt etmem bir saniye dedi. Oradan yüz bulamadılar. Oradan yüz bulamadıkları için zaten daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı'na çıktılar. Aslında AK Parti grubunda da genel teamül başlangıçta en azından 3 bakanın Yüce Divan'a gönderilmesiydi. Diyelim ki Cuma günü bir toplantı yapacak komisyon. Cuma'dan bir gün önce Perşembe günü grup katında grup başkan vekilleriyle birlikte soruşturma komisyonu üyeleri bir toplantı yaptı. Peki. Hepimizin beklentisi o toplantıdan en azından 3 bakanın da Yüce Divan'a sevki noktasında bir mutabakat sağlansın. Böyle bir beklentimiz vardı. Toplantı uzayınca ben toplantı katına çıktım. O arada toplantı bitmişti. Komisyon üyelerinden bir tanesiyle karşılaştım. Bugün de hala meclistedir değerli arkadaşımız. Dedi ki dedim ne oldu dedim. Üçünü de gönderdiniz mi diye söyledim. Dedi ki abi dedi dördünü de gönderdik. Dördünü de dedi yani şöyle heyecanlı da. İyi dedim hayırlı olsun. Bayrakları da mı gönderdiniz dedim. Evet onun için de karar aldık dedim. Nitekim kararlarını daha sonra bildirmek üzere Sayın Davutoğlu'na gittiler açıklamak için. Ve Sayın Davutoğlu peki dedi tamam hayırlı olsun ama bu kararının arkasında durabilecek misiniz diye onlara sordu. Onlar da çoğu zaten savcılık ve hakimlik yapmış arkadaşlarımız olduğu için şunu ifade ettiler çok özgüvenli bir şekilde. Efendim biz 30 yıldır savcılık yaptık bize kimse telkinde bulunamadı bu saatten sonra da herhangi bir telkinde kimse bize bulunamaz şeklinde çok böyle yani bir baba laf ettiler. Ama gece ilerleyen saatlerinde işte bahsi geçen bakanlar Beştepe'ye çıktılar ve o üstü örtülü tehditlerini Sayın Cumhurbaşkanı'na söylediler. Ne değiştiyse o gece orada geç saatlerde değişti. Peki. Toplantının olacağı saat Cuma günü saat 11'de komisyon başkanı ve bu komisyon başkan vekili Beştepe'ye çağrıldı. Ya evet böyle bir karar almıştık ama kararımızı fikrimizi değiştirdik. Bu arkadaşlarımızı şeye göndermeyeceğiz şeklinde bir telkinde bulunuldu. Ne olduysa o gece oldu. Evet komisyon aslında karar toplantısı yapacaktı yani son toplantıydı. Bu sefer bir gerekçe uydurmak zorunda kaldılar. Toplantı gene yapıldı ama komisyon başkanı dedi ki dosyamızda şöyle bir evrak eksikliği var, böyle bir evrak eksikliği var. Ne yapalım? Karar toplantısını bir hafta sonra erteleyelim diye söyledi ve bir hafta sonra ertelendi. O bir hafta içerisinde de en azından AK Parti tabanı biraz bilgilendirildi. Efendim işte Anayasa Mahkemesi'nde FETÖ'lü üyeler varmış. Onlara mı teslim edeceğiz bakanları vesaire gibi gerçekle alakası olmayan bir takım gerekçeler ileri sürerek yani Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesinin gerekçesini buraya oturtmaya çalıştılar. Oysa sonraki aşamada 15 Temmuz olduktan sonra 17 Anayasa Mahkemesi üyesinden
Sadece bir tanesinin FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı. 16'sı baş bayağı yani peki, normal hukukçuydu. Nitekim bakın o 16 Anayasa Mahkemesi üyesinden sonra emekli olanlardan bir tanesi geldi Beştepe'de Sayın Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı oldu. Hala da baş danışman. Yani güvenmiyoruz dedikleri mahkemenin hakimlerini getirdiler, baş danışman yaptılar. Yani bu gerekçe de aslında doğru değildi. Anayasa Mahkemesi'nin mahkemesi mümkün olduğu kadar bu konulara tarafsız davranmaya çalışan bir oysa mahkemeydi. Peki. Sayın Erdinç, hızlıca size döneyim. Ne anlatır evet, şu meşhur büyük resim? Bugünlerin meşhur büyük resminde içerisinde Cemil Çiçek'i görüyoruz. Daha önemlisi Erdoğan bayrakları görüyoruz. İşte Ahmet Taş getirene konuşan, ismini vermeyen AKP'li bir ismi görüyoruz. Kaynıyor sanırım bir şeyler. Bir yandan da siz de ifade ettiniz.